Amirim askerliği Kore'de mi yaptın sen ya? Evet. Bak bilmiyordum. Kore Gazisi köyümüzün tek şeyidir yani Ahmet abi. 51 insanası. 1951 yılında Kore'de. Kaç yıl askerlik yaptın? Orada bir yıl kaldım. İki seneliği de bir yıl orada. Bir yılını Kore'de mi kaldın? Bir yıl. Hiç gelmediniz mi o bir yıl? Hiç gelmedik. Gittiniz bir yıl sonra. Bir yıl sonra geldim. Nasıl böyle savaşın içinde böyle hiç böyle çok büyük bir tehlike böyle birebir bir şey yaşadınız mı? İkinci vefle yok biz. Birinci vefle. İkinci vefle yok. Bizim zamanımızda savaş vardı. Vardı değil mi orada? Vardı. Vardı bizim zamanımızda. Nasıl yani çok var mıydı Türk askerleri komutan mavutan böyle orada size hareketleri davranışları nasıldı? Bir Tugay mesela. Bir Tugay gidiyor, Tugay değişirdi. Bizim köyden sen mi vardın tek? Bizim köyden sen de ben. Normal birliğin neresiydi senin? Topçu birliği. Yani bu Türkiye'de nerede askerliği şey yapıyordunuz orada? Samsun'daydım. Samsun'da zaten o zamanları asker var ya asker mesela daha şey belli olmaz. Askerin şeyi. Birinci kafile gitmiş, bu neden oluyor bu işler? Ulaşım yok ya. Biz öyle gittik, birinci kafile gitmiş, bir kisme bilmiş yani birinci kafile gitmiş. Bir 6 aylık olduk Samsun'da, içtima, neyin nesi, içtima gittik. Bir alay komutanı çıktı, bu seferberlikten anladı. Seferberlikten anladı ki, işte bizim analarımızı, bacılarımızı köşede anadan yüzüne çıkmıştırlar. Şimdi ise biz onların kanını çocuk işte şey gönüllü çıkan da şeysin. Gönüllü müllüsü yok. Ha gönüllü olan da çıksın ne bilmem ne. Bu da bir yani bu olaydan da bir top başında acem yok ya silah milah vermediler bir top başında şey yok. Nöbetçiye baktım rüyamda Kore'ye seçilip gitmiş yok. Cuma günü böyle izine gelmişim. Aradan bir hafta geçti, içtimai oldu. Bu meseleyi Allah kurutan anladı. Ben de işte desen kisme bile dalımla vurdu, kireye dönüşüm. Böyle hümetim de kestim ya. Arkadaşlardan bir rahmetle böyle girdim. Ondan neyse. Tabii çıktım, ismimi yazdılar. Birkaç kişi çıktı, gerisi de kudret çektiler. Samsun Tugay'ına vurmuştu. 50 kişi şeyden, topçulardan. 300 de piyadeden orada şehitler kalan da işte burada çet devam ettiler. Oradan geldim ki koğuşun altında bir yüzbaşıyla üst temin orada oturuyorlar. Dedi ki evladım dedi sana askerden gelen de bile köye ya askerden gelen yanına giderdim dedi. Gider oturuyor bakardım. Dedi ki nereye gidiyorsun sanki camdan attın ya nereye gidiyorsun? Düğüne mi gidersin? Cettoğun yeri nere? Dedim, bilmiyorum Cettoğun yeri. Harba giderim ama Cettoğun nerede yani? Yani harba gittiğini biliyorsun ama nereye gittiğini bilmiyorum. Çok kötü ya. İşte öylece. Dünyanın bir ucu. Biri anladı ki, üstemende hiç komutanım, belki bunun şeyi vardır. Melmeşette ya düşmanı vardır. Ve ben geçim zorundan atlamıştır bunu. He, mahsus ki yani böyle istekli de yani bu köyden kaçıyor yani. Düşmandan kaçıyor. Yakında geçim davasını. Nasıl dedi düşmanım? Hayır dedim. Geçim dedim idare eder o. Lan biz gönüllü askeriz biz vatan için çalışmaya gidiyoruz. Onlar. O şeyin kavrayamamışlar daha senin. Ha, kavrayamamışlar. İşte elbette de. Yeter, ne bileyim işte. 1931 doğumlu musunuz? 1931 doğumluyum. Yani 51'de asker olduğunda 1931 doğumlusunuz. Ondan maşallah dinç gözüküyorsun Ahmet'im ya. He? Maşallah dinç gözüküyorsun babamdan hemen hemen aynı yaşta. Babam bizden bir yaş büyütüyor. He işte 30 doğumlu.